patates yetiştiriciliğinde sorun olan bitki paraziti nematotlara genel bakış ve projenin genel tanıtımı başlıklı sunumu yapmak üzere Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Doçent Doktor Emre Evlice hocama sözü bırakıyorum. Teşekkür ediyorum ama sanırım paylaşım hakkı daha bana verilmedi. Hocam Ozan Bey şimdi onu tanımlayacaktır diye düşünüyorum. Geldi mi hocam? Yok, daha gelmedi. Tamam. Hocam komut gelmiş olması gerekiyor. Bir sıkıntı var mı şu an? Sanırım oldu. Şu an Tamam. Görünüyor mu? Hocam Görünüyor değil evet mi? açıldı şu an. Merhabalar sayın hocalarım, değerli katılımcılar. Sizlere Türkiye'de patates yetiştiriciliğinde sorun olan bitki paraziti nematotlara genel bakış, ülkemizdeki zararlı etmenlerle ilgili genel durum değerlendirmesi ve projenin genel tanıtımı ile ilgili sunumla başlayacağım. Ülkemizde patatesle zarar yapan 4 etmen grubumuz söz konusu. Patates çürüklük nematodu, soğansak nematodu, kökür nematotları ve kis nematotları. Patates çürüklük nematodu ve soğansak nematodu daha çok geçmiş yıllarda, 70'li yıllarda ülkemize zarar yapması söz konusuyken son yıllarda gerek tohumun kalitesindeki artış, gerek depolama şartlarındaki iyileşmeler sonucu neredeyse hiç karşılaşmadığımız patates özelinde 2 etmen durumunda. Bununla beraber kökür nematotları ülkemizde 2000'li yılların başında tespit edildi patateste ve o günden bugüne de giderek artan bir önemi söz konusu. Kis nematotları da ilk 1985 yılında tespit edilmesine rağmen ilerleyen sunumlarda da göreceğimiz üzere çok bitkide ve yumruda herhangi belirti oluşturmaması ve meydana gelen verim kaybının gözden kaçması nedeniyle aslında son derece ciddi anlamda sorun oluşturmasına rağmen gerek üreticiler gerekse konu paydaşları açısından çok bilinmeyen bir etmen durumunda. Kökür nematotları diğer konukçularından farklı olarak patates kökünde çok fazla uğurlanmaya sebep olmuyor. Bunun en büyük sebebi sadece birinci dönemi patates kökünde vermesi ve ilerleyen döneminde yumruğun içine gelerek gelişimin yumruğun içinde devam etmesi. Popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak resimde de gördüğünüz üzere patates üzerinde sihir benzeri yapılar oluşturuyor ki birçok üretici bunu uyuz ismiyle, özellikle İç Anadolu bölgesindeki birçok üretici bunu uyuz ismiyle isimlendiriyor ki bu da tozlu uyuz belirtisinin benzetmeleri nedeninden kaynaklanıyor. Ancak popülasyon yoğun düşük olduğu durumlarda dahi üstte gördüğünüz gibi temiz görünen yumrularda bile etmenin taşınması ya da içinde bulunması söz konusu. Patates kabuğunu soyduğumuzda gerek kabuğun altında gerek etli kısımda yine başı batırılmış gibi siyah lekeler görebiliyoruz. Aslında bunlar etmenin yumurta paketi ve dişisi. Şurada dişisini görüyoruz, şurada da oluşturduğu yumurta paketini görüyoruz. Etmenin ülkemizdeki yaygınlığına bakacak olursak İç Anadolu bölgesinin yanında yapılan çalışmada Afyon, Bolu, Konya ve Sivas illerinin etmen açısından temiz olduğu, bununla beraber Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Niğde illerinin bulaşıklık söz konusu olduğu, survey alanında %9'luk bir yaygınlığının bulunduğunu ve özellikle Niğde ve Nevşehir ilinde etmenin neredeyse her 4 tarladan birinde mevcut olduğunu gördük. Baskın olan tür mevcut çift vida durumunda.
Hapla ise çitlüdüyle karışık popülasyonda olmakla beraber çok daha düşük bir yoğunluğa sahip. Ege bölgesindeki durumuna baktığımızda ise burada yaygınlığı yaklaşık %18 civarında olduğunu görüyoruz. Tür açısından baktığımızda ise İç Anadolu bölgesinden daha farklı bir durum söz konusu. Burada özellikle sıcak iklime sahip alanlarda karşılaştığımız kökür nematodlu türleri olan Inkokta ve Javanica'nın burada baskın ve yaygın tür olduğunu görüyoruz. Çitlüdü sadece bir tarlada, Merivcin Hapla ise 5 tarlada tespit edilmiş durumda. Ki zaten Merivcin Çitlüdü, Merivcin Hapla daha çok soğuk iklime sahip alanlara adapte olmuş bir türken Inkokta ve Javanica ise sıcak iklime sahip alanlarda genel olarak yaygınlık gösterip zarar yapan etmenler. Bu yüzden beklenen bir durum. Çeşitlerin dayanıklılık durumuna baktığımızda ise daha önce yapılan bir çalışmada ülkemize yaygın olarak yetiştirilen çeşitlerin dayanıklılık durumu taranmıştı. Çeşitler arasında %50'lik bir fark tespit edilse de en az çoğalma görülenle en çok görülen arasında gene de çeşitlerin tamamı son derece hassas. Yani en dayanıklı görünen, en çok az, daha doğrusu en az üremenin karşılaşıldığı Marabia çeşidinde bile popülasyonun 28 kat arttığını tespit edilmiş. Ancak bununla beraber mevcut çitlüdüye dayanıklılık genleri tespit edilmiş durumda şu an ve ticari çeşitlerin geliştirilmesi anlamında çok ciddi aşama kaydedildi ve yani benim bildiğim kadarıyla şu an piyasada ülkemizde yok ama yurt dışında da dayanıklı bir çeşit yok ama önümüzdeki 1-2 yıl içinde bunların piyasaya sunulacağını tahmin ediyorum. Münavebe gene kökür nematodların mücadelesine kullanılabilecek bir yöntem. Bununla beraber burada kullanacağımız konutçu seçimi son derece önemli. Bakın burada 3 yıllık bir tarladaki popülasyon takibi yapıldığında patates hasadından sonra yüksek bir popülasyon yoğunluğundan sonra tarlanın boş kaldığı kısımlarda popülasyon çok hızlı bir şekilde azaldığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Burada patates hasadından sonra fasulye, patates ve tekrar fasulye şeklinde bir ürün döngüsü kullanılmıştı. Fasulye de gene kökür nematodun hassas konukçularından biri. Bu konukçuların dikimiyle beraber popülasyonun çok hızlı bir şekilde tekrar artış gösterdiğini görüyoruz. Bir diğer tarlada ise çavdar dikimi yapıldı patates hasadının devamında. Burada da aynı popülasyon yoğunluğuyla başlamıştık çalışmaya. Boş kaldığı kısımda popülasyonda çok hızlı bir azalış gördük ve bunun devamında da çavdar ekimiyle beraber çok düşük bir seviyede de olsa popülasyonun devam ettiğini görüyoruz ki zaten literatürde de çavdar zayıf konukçu olarak görünüyor ki bu da yaptığımız sonuçlarla uyumlu görünüyor. Ülkemizde şu an hali hazırda 3 tane ruhsatlı nematist var pateskis kökür nematotlarına karşı ve bunlar da şu an özellikle İç Anadolu bölgesinde ana mücadele aracı olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor. Çünkü bu yumru üzerindeki sihir benzeri yapıların yumruğun %5'ini kaplamasında yumruğun ticari olarak değerini kaybettiği kabul ediliyor. Şimdi bizim projemizin ana çalışma konusunda oluşan pateskis nematotlarına bakacak olursak etmenin patateste zararlı iki tane türü var. Patates altın nematodu ve patates beyaz kis nematodu. Globodora rosecensis ismini şöyle alıyor ki iki kis de ilk başta beyazken altın kis nematodunda burada gördüğünüz gibi ara dönemde sarımsı bir renk dönemi var ve ilerleyen dönemde her iki kis de kahverengi renk alarak toprağa dökülüyor. Patates kis nematodları aynı patateste olduğu bir Güney Amerika orijinli bir etmen. Geçmişte Avrupa'da özellikle çok büyük sorun olan Phytophthora infestans'a dayanıklılık materyali amacıyla getirilen ıslah materyaliyle Avrupa'ya girdiği düşünülüyor etmenin. Ki buradan da biraz önceki sunumlarda da hocalarımız bahsetti. Tohumluk merkezi dünyada Avrupa. Buradan da tohumluk materyaliyle tüm dünyaya yayıldığı düşünülüyor. Her iki etmen de çok önemli karantina etmeni. Öyle ki Globodora rosecensis tüm etmenler içinde karantina listelerinde en çok yer alan ikinci etmen durumunda. Birinci sırada da gene bir patates zararlısı hastalığı olan Sinciptrum endiobiticum patates sil hastalığı yer almakta. Bu kadar önemli karantina etmenleri olmasına rağmen
Günümüzde iki etmenin hemen hemen patates yetiştiren tüm alanlarda mevcut olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Etmen yılda bir döl veriyor. Bununla beraber kis formunda 10 yıla kadar genellikle canlılığı koruduğu kabul edilmekle beraber 42 yıla kadar canlılığı koruduğuna dair kayıtlar söz konusu. Bir üretim sezonunda popülasyonun 100 kata kadar artması mümkün. Konukçusunun olmadığı durumlarda popülasyonda yaklaşık %30 civarı bir azalış söz konusu. Bu globalara palda da biraz daha düşük. Solanese türleri özellikle patates ana konukçusu durumunda. Şimdi etmenin genel olarak biyolojisine bakacak olursak etmen konukçu bağımlı ve kistin içindeki yumurtalar konukçusu olmadığı durumunda diyopoz halinde kist içinde çok uzun yıllar boyunca canlılığını koruyabiliyor. Ne zaman ki tarlaya patates bitkisi dikiliyor, kistin içindeki yumurtalar konukçusunun tarlada bulunduğunu algılayarak yumurtadan ikinci dönem larvalar çıkış yapıp bitkiye giriş yapıyorlar. Daha sonra ergin hale gelen dişi yumurtalarını kendi vücudun içine bırakıyor. Daha sonra vücut duvarı sertleşerek kist haline alıyor ve kistler toprağa dökülerek bir sonraki konukçu dikimine kadar toprakta diyopoz halinde beklemeye devam ediyor. Patates bitkisinin köklerinde etmeni sadece patatesin çiçeklenme döneminde çıplak gözle seçme şansımız söz konusu. Eğer tarlamızda etmen varsa çiçeklenme döneminde patates bitkisini söktüğümüzde kök üzerinde sarımsı ya da beyazımsı renkte kistleri görmemiz söz konusu. İlerleyen dönemde kistler kahverengiye döndüğü için genellikle topraktan ayrılması son derece zor oluyor ve seçmesi mümkün olmuyor. Patates kist nematodundan kaynaklı verim çoğunlukla gözden kaçıyor. Bunun üç ana sebebi var. Bunlardan birincisi mikroskopik canlı olması ve dediğim gibi kök üzerindeki belirtilerini şurada sağdaki resimde de gördüğünüz gibi çiçeklenme döneminde görebilmemiz, daha sonraki dönemde bunu genellikle çıplak gözle seçemememiz, yumru veya kök üzerinde gözle gelinebilir normal olmayan herhangi bir belirti meydana getirmemesi ve popülasyon ancak belli bir noktaya ulaşmasından sonra üst aksamda belirtiler, zayıf gelişim şeklinde belirtiler oluşturması nedeniyle genellikle patates kist nematodundan kaynaklı verim gözden kaçabiliyor. Biz yaptığımız surveyler sırasında da zaten özellikle Niğde bölgesinde birçok üreticiden işte benim tarlamda büyütmeme hastalığı var gibi ibare duymuştuk ki bu benim tarlamda büyütmeme hastalığı var denilen üreticilerin tarlalarında çok yoğun miktarda biz patates kist nematodu tespit ettik. Etmenin küresel bazda verim kaybı yaklaşık %9 civarında. Bununla beraber herhangi bir mücadele aracının kullanılmaması durumunda ürünün tamamen kaybedilmesine kadar uzanan verim kaybı söz konusu olabiliyor. Bu sağ taraftaki resimde gene Niğde'den üreticiden aldığımız bir bilgi. Şurada gördüğümüz tarla yaklaşık 7.6 hektarlık bir alan. Üreticinin kendi beyanı geçmişte buradan 240 tona kadar ürün alabildiğiydi. Günümüzde tarlasını biraz daha büyütmüş, 11.2 hektar olmuş ancak alabildiği verim 180 ton. Bunun yüzde verim kaybına vurduğumuzda da yaklaşık %51'lik bir verim kaybı var. Bununla beraber üretici bu verim kaybının ya da patates kist nematodundan kaynaklandığını ya da böyle bir etmenin varlığından ya da tarlasında bulunduğundan hiçbir bilgisi olmadığını biz kendimiz zaten surveyleri sırasında da gözlemledik ki bu sadece bu çiftçi açısından değil birçok üretici açısından geçerli bir durumdu. Etmenin mücadelesinin yüksek maliyetli kimyasal kontrol, uzun süreli münabe kullanıldığı gibi ana mücadele aracımız dayanıklı çeşit kullanımından geçiyor. Eğer tarlamızda patates kist nematodu mevcutsa dayanıklı çeşit kullanımı içeren bir münabe kullanmadığımız sürece etmenle mücadele edebilmemiz şansımız ne yazık ki söz konusu değil. Dediğim gibi iki türü vardı. Patates altın kist nematodu ve beyaz kist nematodu. İki türün birbirinden moleküler ya da morfolojik olarak ayırt edilemeyen ancak farklı klonlar üzerindeki üreme durumuna göre belirlenebilen Rosacensin 5, Pallida'nın ise 3 tane prototipi söz konusu. Pallida Rosacensin'e nazaran daha serin iklime sahip olan alanlara daha iyi adaptasyon yeteneğine sahip. Bununla beraber
bizim açımızdan dezavantaj ama etmen açısından avantaj olan Pallida'nın Rostokensep'e göre birçok üstünlüğü söz konusu. Bunlardan birincisi, konuşusun bulunmadığı durumda dahi çevresel faktörlerle oluşan popülasyondaki azalma Pallida'ya göre yaklaşık %10 daha az. Yani her yıl Pallida'nın popülasyonunda yaklaşık %20'lik bir azalma söz konusuyken Rostokensep'te bu %30 civarında. Ayrıca Pallida'da tarlada konuşusun bulunması durumunda dahi kist içindeki yumurtaların tamamı açılım göstermezken yumurtaların bir kısmı ilerleyen seneleri açılmak üzere canlılığını devam ettiriyor. Gene Pallida'da Rostokensis'e göre çok daha kompleks bir dayanıklık mekanizması var. Çünkü Rostokensis'te dayanıklık tek bir gene bağlı ve bunun devamında da piyasada Rostokensis'e dayanıklı birçok çeşit söz konusuyken Pallida'nın tüm patotiplerine karşı tam dayanıklı çeşit sayısı yok ya da çok az sayıda. Bu da günümüzde iki etmenin bulunduğu alanlarda, ülkelerde Pallida popülasyonunun ve zararının giderek artmasını, Rostokensis zararının ise minimize olması yönünde bir sonuç doğurdu. Etmenin ülkemizdeki geçmişine baktığımızda etmen ilk olarak Bolu Dört Divan ilçesinde işte 85-90'lı yılların başında yapılan surveyde tespit edilmiş ve 2000'li yılların başında da Dört Divan ilçesi yaklaşık 360 hektarlık bir alan patates üretimine kapatılmıştı. Ülkemizde global olarak Pallida bugüne kadar sadece Bolu Dört Divan'da tespit edilmişti yapılan bu çalışmayla. Bunun devamında ülkemize diğer alanlarda yapılan çalışmalarda ya da tespitlerde sadece global olarak Rostokensis tespit edilmiş durumda ki bu biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı da bizim için kötünün iyisi gibi bir durum aslında. Çünkü Rostokensis'le eğer bilinçli bir mücadele yapabilirsek başarıya ulaşabilmemiz son derece olası bir sonuç. İlk olarak Rostokensis İzmir'de Bozdağ'da 2002 yılında tespit ediliyor. İlerleyen yıllarda Bozdağ'dan Ödemiş'te Oya da iniyor. Daha önce yapılan çalışmalarda İzmir ilinde %14'lük yaklaşık, Ödemiş'te ise yaklaşık %62 bir yaygınlık tespit edilmiş. Bunun haricinde Afyon, Konya, Kayseri ve Sivas illerinde sadece tarla bazında sertifikalı tohumlu patates yetiştiren alanlarda yapılan tespitler var ki bunlar da global Rostokensis olarak. Bu tarlalarda da hemen tohumluk üretimi yapıldığı için, sertifikalı tohumluk üretimi yapıldığı için bu tarlalar karantina altına alındı ve karantina sürecinin sonunda burada yapılan çalışmalarda, analizlerde herhangi bir tespit yapılmaması nedeniyle bu bölgeler, bu en azından o tarlalardan etmenin eradikasyonu gerçekleştirilebildi. Şimdi bir çiftçi tarlasında patates kisti metodunun gelişme geriliği ya da tarlasında belli noktalarda çökelme şeklinde belirtileri görmeye başladığında gördüğü durum buyken aslında yaşadığı zarar kesinlikle bu şekilde oluyor. Bunun en büyük sebebi şu: tarladaki popülasyon etmen tarlaya bulaştıktan sonra belli bir seviyeye ulaşmadan biz tarlanın üst, zaten etmen kök sistemine yorumlu da herhangi bir belirti meydana getirmiyor. Bizim tarla üstündeki gelişme geriliğini ya da verimdeki belirtileri görebildiğimiz eşik burası. Bu noktaya varana kadar zaten etmenin yaptığı zarardan biz herhangi bir toprak analizi yapmadığımız sürece habersiz oluyoruz. Yine 1 artı 2'lik bir münabe uygulan patates üretimi yapılan bir tarlada yaklaşık 15-16 yıl sonra biz bu belirtileri görmeye başlıyoruz ki bu da bizim için son derece sıkıntılı ve üreticilerin etmenden habersiz olması sonucunu ve ciddi verim kaybıyla yüzleşmesi sonucunu doğuruyor. Etmenin teşhisine baktığımızda eğer kök üzerinde, patates kökün üzerinde burada gördüğünüz gibi kistleri görürsek evet, bu büyük ihtimalle patates kist metodu deme şansımız söz konusu, ama yaptığımız toprak analizlerinde tür bazında teşhis noktasında özellikle çeşitli sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü morfolojik morfometrik ölçümlerine göre yaptığımız teşhiste birbirine son derece girişken değer kist üzerinden ya da larva üzerinden yapılan teşhislerde doğru teşhise ulaşamamız söz konusu olabiliyor ve muhakkak moleküler teşhiste bunu doğrulamamız gerekiyor. Biraz önce de söylemiştim. Gördüğünüz gibi çeşitli klonlar üzerindeki
Çoğalma durumuna göre hangi prototip olduğuna karar veriyoruz ve geçmişte çeşitlerin dayanıklılığı da bu prototipler üzerinden yürütülüyordu. Bununla beraber günümüzde prototip üzerinden yapılan dayanıklılık çalışmalarının çok sağlıklı sonuçlar vermediği, aynı prototipte yer almasına rağmen popülasyonlar arasında çoğalma anlamında, reaksiyon anlamında çok büyük farklılıklar olabildiği tespit edilmiş ve bunun sonucunda da 2007 yılında Avrupa Birliği yeni bir direktif yayınladı. Bu direktifte de çeşitler 1'den 9'a kadar dayanıklılık üzerinden skorlanıyor. Ve biz de çalışmamızda zaten ülkemizdeki çeşitlerin dayanıklılığını bu skor üzerinden belirledik. Şimdi biz çalışmamızda genel olarak hangi iş paketlerini yürüttük, neleri hedefledik? Bunlara bakacak olursak, yemeklik patates alanlarında Etmen açısından surveyler gerçekleştirerek bunların ekstraksiyonunu yaptık. Elde ettiğimiz kist nematotlarının tür tespitini, il ve ilçe bazında yaygınlık ve yoğunluklarını bir kist içerisindeki canlılık seviyelerini belirledik. Ülkemizdeki mevcut patotipi belirledik. Yaklaşık 20 kadar ülkemizdeki yerli ya da yaygın yetiştirilen çeşit olacak şekilde seçtiğimiz 20 çeşit üzerinden bu çeşitlerin ülkemizdeki patates kist nematodu popülasyonunun dayanıklılık durumunu ortaya koyduk. Ve ayrıca ülkemizde herhangi bir patates kist nematoduna ruhsatlı nematist olmamasına karşın yurt dışında ruhsatlı olup da ülkemizde kökür nematodu ruhsatlı olan 3 tane üç nematisi bir biyonematistin etkinlik durumunu gene iki farklı lokasyonda belirledik. Burada proje ekibimizi görüyorsunuz. Projede benimle beraber Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden Doçent Doktor Halit Toktay, Ankara Ziraat Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü'nden Gökhan Yatkın, çalışmamızda Civan Güvel ve Ecem Arslan bursiyer olarak yer aldılar. Aynı zamanda Civan yüksek lisans tezini de gene projemiz altında yürüttü. Ve şu an yazım aşamasında çok kısa bir sürede tezini tamamlayacak. Gene burada söylemeden geçemeyeceğim. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden Badel Akyol'da her ne kadar projemizde yer almasa da çalışmalarımıza çok ciddi katkı sağladı. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Gene Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Emin Çalışkan da projemizde danışman olarak yer aldı. Projemizin bütçesi yaklaşık 220 bin liraydı. 30 aylık bir proje süremiz söz konusuydu. 2018'in Temmuz ayında çalışmalarımıza başladık. Normalde 2021'in Ocak ayında projemizi sonlandırmamız gerekiyordu. Ama çeşitli reaksiyon denemelerinde yaşadığımız ufak bir sıkıntı ve COVID süreci nedeniyle bu yılın Ocak ayında biz proje sonuç raporumuzu sunma şansını elde ettik. Projemizde Agrobest ve Sincanta firmaları maddi destek sağlayarak yanımıza yer aldılar. İnanmayar firması da gene destek mektubuyla ve projemin sürecinde farklı aşamalarında bize destek sağladı. Bununla beraber birçok özel sektör ve bakanlıktaki NİDE Patates Araştırma Enstitüsü'nde olduğu gibi projemize gerek çeşit sağlama ya da nematit sağlama anlamında destek sağladılar. Bunların hepsine ayrı ayrı teşekkürü borç biliriz. Benim projenin genel girişiyle ilgili yapacağım sunum bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, bu güzel sunum ve katkılarınız için ben de teşekkür ediyorum. Sıradaki sunum tekrardan sizin. Ben başlığını aktarmak istiyorum. Türkiye yemeklik patates yetiştiriliş alanlarındaki patates kist nematotlarının türleri ve akrabalık ilişkileri başlıklı sunum için tekrardan sözü size bırakıyorum. Bir saniye. Tamam hocam, sorun değil. Şu an Ben geldi. biraz... Evet, sunumunuz geldi şu an. Biz programda ufak bir değişiklik yapmıştık. Aslında bu sunumu Ankara Ziraat Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü'nden Gökhan Yatkın yapacaktı. Bir sonraki sunumu ben yapacaktım. Ancak Gökhan arkadaşımız Covid oldu ve
konuşmasında şu an çok ciddi sıkıntı yaşaması nedeniyle sunumu ben yapmak zorunda kaldım. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Aynı şekilde dinleyicilerimiz arasında, yakınlar arasında da COVID olan varsa onlara da aynı dileklerimi iletiyorum. Bu sunumumuzda Türkiye Yemekli Patates İlçeği Anlılık Patates Kesim Otoplarının türleri ve akrabalık ilişkileri üzerine. Şimdi biraz önce ben patates kesim otodunu uzun uzun anlattığım için bu sunumda ve diğer sunumlarımda tekrar etmeni anlatma ihtiyacı duymadım. Hani aynı şeyleri tekrarlayarak dinleyicileri de sıkmak istemedim açıkçası. O yüzden direkt çalışmamızın materyal ve yönteminden başlamayı uygun gördüm. Biz proje ön teklifimizde yaklaşık 1000 tane toprak örneği almayı vaat etmiştik. Bununla beraber çalışma kapsamında toplam 1054 tane toprak örneği aldık. Yemeklik patates üretiminin en yaygın yapıldığı 9 ilden. Bunlar Niğde, Afyon, Konya, İzmir, Bolu, Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Aksaray illeri. Ki 2020 yılı verilerine göre bu iller yemeklik patates üretim alanlarımızın %66.6'sına tekabül ediyor. Yani son derece geniş bir alanda böyle bir çalışma yürüttük ki bu çalışma bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı çalışma. Bolu'daki ilk tespitin devamındaki yapılan çalışmaların tamamı İzmir iliyle sınırlı. Diğer illerde patates kesim otodunun durumu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir çalışma yürütülmemişti. Burada da yaptığımız survey ve aldığımız toprak örnekleme alanlarını görüyorsunuz. Örneklemelerimizi patates hasadın hemen sonrasında yaptık. Bunun sebebi şu, nematodun bulunması durumunda tarlada popülasyonun en yüksek olduğu seviye hasada hemen devamındaki süreç oluyor ki biz zaten nematolojik çalışmalarda genel olarak hasadın hemen arkasından örneklemeyi öneririz. Biz de bu nedenle patates hasadın hemen devamında toprak örneklemelerimizi yaptık. Her 10 dekar kadar alanı bir birim olarak kabul ederek toprak sondası yardımıyla 10 çarpı 10 metre olacak şekilde ızgara deseniyle toprak örneklememizi yaptık. Her tarladan yaklaşık 50 alt örnek aldık toprak sondasıyla. Örneklemelerimizi 0-25 santimden gerçekleştirdik ve tarlalarımızın GPS koordinatlarını mümkün mertebe arazi bilgilerini de gene kayıt altına aldık. İşte çalışmamız sırasında yaptığımız gözlemler sırasında bazı tarlada burada gördüğünüz gibi kök üzerinde kistleri de gözlemleme şansımız oldu. Bakın burada sarı sarı kök üzerindeki kistleri rahatlıkla görebiliyorsunuzdur siz de büyük ihtimalle. Toprak örneklerimizi en üste getirdikten sonra Fenwick-Kern yöntemiyle kistem ototlarının ekstraksiyonunu gerçekleştirdik. Bu amaçla ilk olarak topraklarımız oda sıcaklığında kurutuldu. Daha sonra karıştırıldıktan sonra 250 gramlık her tarla için 3 tane ayrı alt örnek alındı ve 3 ayrı alt örnek yıkandı. Daha sonra elde ettiğimiz ekstraktın temizlenmesi amacıyla aseton yöntemi kullanıldı ve daha sonra sistem mikroskop altında morfolojik görüntüsüne göre patates kesim ototları seçilip ayrılarak hem sayıldı hem de Eppendorf'ta toplandı. Ve bu her bir örnek için, her tarladaki 3 örnek için ayrı ayrı yapıldı. Ve kis yoğunlukları da bu 3 alt örneğin ortalaması şeklinde kabul edildi. Şimdi bu ayrıca çalışmamızın bir kısmında patotip belirlenmesi ya da çeşitli reaksiyon çalışmaları da vardı bildiğiniz gibi. Bu çalışmalarda da çok yoğun miktarda kis gerektiği için, yani larva gerektiği için bu çalışma sonucunda, survey sonucunda yoğunluk belirlediğimiz tarlalardan giderek çuvallarla örnek aldık. Ve burada da onların da bu şurada gördüğünüz gibi ekstraksiyonu gerçekleştirdi. Aslında bir önceki yöntemle bunun mantığı aynı. Sizin elinizde eğer uygun çapta eleğiniz varsa, bir de bir kovanız varsa bununla bile çok rahatlıkla kistlerin ekstraksiyonunu yapabilirsiniz. Çünkü bu tamamen kistlerin suda yüzdürülmesine dayanan bir yöntem. Teşhis amacıyla moleküler çalışmalarda KG'nin doku kan kitini kullandık biz. Ekstraksiyonda gene aynı şekilde söz konusu kitin kan ekstraksiyon protokolüne göre gerçekleştirildi. PCR çalışmalarında
Bulman ve Marshall tarafından bildirilen ITS5, PCR3 ve PCP4 primerlerinden oluşan multiplex PCR çalışmaları gerçekleştirildi. Bu multiplex PCR'ın özelliği şu: tek bir reaksiyonda hem rostokensiz hem pallid açısından da tek bir reaksiyonla sonuca ulaşabiliyorsunuz. Zaten bu protokol EPPO'nun patates kisi metotları, rostokens ve pallid açısından kullanılan teşhis protokollerinin içinde de yer almaktadır ayrıca. Morfolojik ve morfolitik tanımlamada ikinci dönem larva ve kis fenel seral alanlarını kullanarak gerçekleştirdik. Bu amaçla survey alanını temsil edecek şekilde 10 popülasyon seçildi. Her popülasyon için 20 birey üzerinden larva ve fenestral alan kesitleriyle ait preparatlar ayrı ayrı hazırlanarak laboratuvarda teşhisleri mikroskop altında gerçekleştirir, gerekli ölçümler alınarak. Akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde ise TV81 ve AB28 primerlerini kullandık. Bu primerlerin kullanılmasında, ilgili döngün hazırlanması için kullanılmasında noktasında optimizasyon çalışmalarına ihtiyaç duyduk. Optimizasyon çalışmalarının sonucunda burada gördüğünüz döngü kullanıldı. Sekansta hizmet alımı şeklinde BM Lab'dan gerçekleştirildi. Elde ettiğimiz sekans sonuçları MegaX programında manuel olarak edit edildikten sonra GenBank'ta blast yapılarak bu 10 popülasyonunda global rostokens olduğu doğrulandı. Filogenetik ağacın oluşturulması amacıyla da dünyanın farklı ülkelerinden rostokens ait 8, Pallidae ait 5 popülasyon kullandık. Onun haricinde gene Globulus tabacum, Engelhardt, Aeschylella gibi diğer popülasyonları da gene ağacımıza dahil ettik. Çalışmamızda en uygun modelin Kimura ikiri olduğunu belirledik MegaX programında ve bunun doğrultusunda da iki filogenetik ağaç oluşturup en uygun olanı da sonuçlarımıza ekledik. Elde ettiğimiz sonuçlara bakacak olursak, dediğim gibi çalışma kapsamında 1054 tane toprak örneği almıştık biz. Bu 1054 toprak örneğinden 155 tanesinde patates kist nematoduna ait kistler tespit edildi. Bununla beraber yapılan moleküler çalışmalarda, PCR çalışmanın sonucunda bu 155 örneğin sadece 128 tanesinde globular rostokens özgü 434 bas pair uzunluğunda bantlar gözlendi. Burada bu örnek bantları görüyorsunuz. Şu da bizim pozitif kontrolümüze ait bant rostokens için. Şurada da globular pallida varlığında görmemiz gereken 265 bas pair uzunluğundaki bandı görüyorsunuz. Örneklerin hiçbirinde globulare pallida açısından görmemiz gereken bandı görmedik. Yani örneklerimizin tamamı globulare rostekens olarak tespit edildi bu 128 örnek açısından. Herhangi bir bant gözleyemediğimiz, ancak patiski modulu tespit ettiğimiz bu 27 örnekten de tekrar re-izolasyonlar, tekrar DNA izolasyonları gerçekleştirip tekrar PCR işlemleri gerçekleştirildi. Ancak tekrar bant elde edilemedi ve canlı içerik taşımaması nedeniyle bu örnekler temiz olarak kabul edildi. Zaten bir sonraki sunumda da göreceğiniz şekilde bu söz konusu 27 örneğin canlılık testlerinde de bu örneklerde herhangi bir canlı yumurta içeriği belirlenmedi. Sonuç olarak biz yemek patates alanlarımızda sadece globular rostokens olduğunu belirlemiş olduk. Morfolojik teşhislerde ikinci dönem larvada özellikle stilet uzunluğu ve stilet tokmaklarının şekli son derece önemli bizim için. Stilet uzunluğumuz Pallidae'ye göre rostokensiz de hem daha kısa hem de tokmaklarımız daha yuvarlak. Bununla beraber kuyruk uzunluğu ve hiyelin uzunluğu da bizim için ve genel vücut uzunluğu da diğer önemli teşhis kriterleri. Bulval alan preparatları da, fenestral alan kesitleri de bizim için çok önemli. Burada bu sanki rastgele gibi gördüğümüz şekillerin sayısı patates kist nematotlarının teşhisinde son derece önemli. Bununla beraber burada gördüğümüz anüs bölgesinin vulva bölgesinin anüsü olan uzaklığının anüsün vulvanın çapına olan oranı da gene bizim için önemli bir diğer teşhis kriteri. Elde ettiğimiz hem kist hem de larvalar açısından morfolojik değerlerin daha önce yapılan çalışmaların içindeki range'in içinde olduğunu gördük.
popülasyonlar arası belli varyasyonlar olmakla beraber değerler bu aralıklar içindeydi. Bu anlamda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bununla beraber patates kesti metotlarının biz mobilitesinde çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Bunun en büyük sebebi hem yüksek sayıda bireyle çalışıyor olmamız ki biz her popülasyonda 20 birey üzerinden çalıştık. Hem de palyadan olmaması. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi hem kist açısından hem de larva açısından ortak değerler var ve az sayıda bireyle çalışılması durumunda doğru teşhisin morfolojik çalışmalarla elde edilmesi bazı durumlarda sıkıntılı sonuçlar doğurabiliyor. Bunun sonucunda da mesela yapılan bir çalışmada morfolojikle moleküler arasında sadece 165'lik bir uyum tespit edilmiş. 14 tane popülasyon grubu da Rosecans olarak tespit edilmesine rağmen moleküler çalışmalarda bunun palid olduğu belirlenmiş. Ha, bizde dediğim gibi sadece Rosecans olduğu için böyle bir sorunla karşılaşmadık ama az sayıda kitle ya da az sayıda bireyle çalışılan durumlarda böyle bir sıkıntıyla karşılaşılması her zaman için olası bir risk. Bu nedenle de biz de çalışmamızın sonucunda ki EPPO'da biraz önce bahsettiğim Global Rosecans ve Pallida'nın teşhis protokolünde morfolojik teşhislerin muhakkak moleküler yöntemlerle desteklenmesi gerektiğini ve bu iki yöntemin bir arada kullanılması gerektiğini önermektedir ki biz de sonuçlarımızda benzer bir sonuca vardık. Bununla beraber gene yaptığımız çalışma sonucunda ülkemizdeki yemeklik patates yetiştiriş alanlarında sadece Global Rosecans olduğunu, bununla beraber Global akrabalıklı ilişkilerine baktığımızda dediğim gibi ilk başta TV81 ve AB28 primi ile yaptığımız çalışmalarda istenmeyen bantlar ya da silik bantlar söz konusuydu. Optimizasyon çalışması sonucunda son derece temiz sonuçlar elde ettik. Bunların sekansın sonucunda elde ettiğimiz verilerin filogenetik ağacını belirlediğimizde de 5 grup oluştuğunu gördük. Gerek ülkemizdeki Global Rosecans popülasyonun ki 11 popülasyon kullandık biz survey alanını temsil edecek şekilde dünyadaki diğer popülasyonlarla beraber aynı grup içinde yer aldığını belirledik. Grup 1 içerisinde grup 2'de tabağı kum yer alırken grup 3'ü Elingoatan'ın oluşturduğunu, Globulara Mexicana ve Pallida'nın ise grup 4'te yer aldığını gördük. Grup 5'te ise diğer Globulara türleri dış popülasyon olarak yer aldı. Ülkemiz popülasyonlarının her ne kadar grup 1 içerisinde yer alsa da burada gördüğünüz gibi bazı popülasyonların Rusya, Polonya ve Japonya ile ve Kanada popülasyonları ile yakın bir gruplaştırma meydana getirdiğini, bazı popülasyonlarımızın ise İngiltere, Bolivya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerdeki popülasyonlarla yakın bir grup altında toplandığını söyleyebiliriz. Şimdi bunun tabii 2 aylık girişten mi kaynaklandı yoksa daha farklı bir varyasyon var mı? Bununla ilgili sonuca gidebilmemiz açısından bununla ilgili ileri çalışmaları yapmamıza ihtiyaç duyuyoruz. Benim şu aşamada bu projenin bu kısmı ile ilgili anlatacağım şeyler bu kadar. Çok teşekkür ederim. Hocam tekrardan sunumunuz için teşekkür ederiz. Ben birazcık da program akışını hatırlatmak isterim. Hem de o sırada birazcık dinlenmiş olursunuz hocam. Sağ olun, çok Çünkü teşekkür ederim. sıradaki sunum da yine size ait. Emre hocamın bir sunumu daha var. Onun sonrasında 20 dakikalık bir aramız olacak. Bir kahve molamız olacak. Sonrasında 3 tane daha sunumumuz var. Ve o sunumların akabinde proje sonuçlarının genel değerlendirilmesi yapılacak ve devamında da dilek ve temenniler hakkında konuşacağız. Sonrasında çalışmalarımızı sonuçlandıracağız. Şu an program tam vaktinde ilerliyor. Bir sıkıntı yaşamazsak 14.30'da ara vermiş olacağız. Şimdi tekrardan sunumunu yapmak üzere ben konu başlığını hatırlatmak istiyorum. Türkiye yemeklik patates yetiştiriliş alanlarındaki patates kist nematotlarının yaygınlık ve yoğunlukları başlıklı sunumu için
Tekrar Doçent Doktor Emre Yedici Hocama sözü bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sunu geldi herhalde, değil mi? Sıkıntı yok. Hocam şu an değil. Şu an göremedik sunumu. Sunu görünmüyor mu şu an? Hayır hocam. Az önce görmüştüm. Tekrar bir denerseniz. Bir saniye. Şu an görünüyor mu? Hayır hocam, şu an hala göremiyoruz. Bizlerde görünüyor, ben halledekçi olurum. Hocam, herhalde... Ben sunuyu görüyorum şu anda. Görüyor musunuz hocam? Hocam evet. Tamam, pardon. Şimdi göründü, evet. Çok özür diliyorum. Yine deminki gibi direkt materyal ve yöntemden başlayacağım ben bu kısmada. Biraz önce belirttiğim gibi biz 1054 örnekten 128 tane patates kistemi otolu tespit edip burada da patates kistemi otolu sayılarını her bir tarlada 3 tekerrürlü olarak belirleyip bunun ortalaması üzerinden kistemi otolu sayılarını belirledik. Elde ettiğimiz patates kistemi otolu sayılarını 4 grupta toparladık, gruplandırdık. 1-5 kist, 5-10 kist, 10-20 kist ve 21 ve üzeri kist olmak üzere. Yine çalışma kapsamına giren il ve ilçelerdeki patates kistemi otolu yaygınlık oranlarımız ise burada gördüğünüz formülü kullanarak belirledik. Biraz önce de bahsetmiştim. Patates kistemi ototları çok uzun süre toprakta diyapoz halinde canlılığını koruyabiliyorlar. Konuksunun dikilmesine kadar ki bunun 42 yıla kadar koruduğuna dair kayıtlar var. Tabii ki bu süreçte... İlerleyen süreçte kistin içindeki canlı yumurta sayısı günden güne azalım gösterebiliyor, yıldan yıla daha doğrusu. Biz bu nedenle tespit ettiğimiz alanlardaki kist hematotlarının canlılık durumunu da belirlemek istedik. Ve bunu iki yöntemle yaptık. Bir morfolojik karakterlerine göre, bir de trialoz yöntemini kullanarak. Ancak bu çalışma için yüksek sayıda kist gerektiği için sadece dördüncü gruba giren, yani 21 ve üzerinde kist belirlediğimiz tarlalarda bu çalışmaları yürütebildik. Morfolojik karakterlerine göre canlılık durumunun belirlenmesi amacıyla her Eppendorf'ta 10 kist olacak şekilde 3 tekerli olarak belirledik. Bu kistler ilk olarak oda sıcaklığında 24 saat süreli 10 ön ıslatmaya tabi tutuldu. Devamında bu kistleri ezerek yumurta ve larvaların suya geçişi sağlandı ve bu hazırladığımız süspansiyon sulandırılarak bu karışımdan birer mililitrelik 3 alt örnek çekip 3 ayrı sayım yaptık ve bunun ortalamasını alarak da canlı yumurta larva sayılarını belirledik. Morfolojik karakterlerinin belirlenmesine, canlılık durumunun belirlenmesinde EPO'nun PM740 Global Rose Sequence ve PALIDA teşhis protokolünde yer alan canlının morfolojik karakterleri belirlenmesi protokolünü kullandık ki yanda da bununla ilgili şemayı görüyorsunuz. Solda burada canlı bir içeriğe sahip olan yumurtayı, burada da ölü bir içeriğe sahip olan yumurtayı, gene son derece sağlıklı canlı olan larvalar ve canlılığını kaybetmiş larvaları görüyoruz. Tabii bu yöntem tamamen olmasa da büyük ölçüde subjektif bir yöntem. Tamamen bu kişi yapan kişinin kendi kişisel edinme ve tecrübesine bağlı olarak bu yaptığı sayımlarda değişkenlik görülebiliyor. Bu nedenle zaten biz bir de trialoz yöntemini kullanmayı uygun gördük çalışmamızda. Burada canlı kist içeriğini nasıl tespit ettiğimizle ilgili formül de en altta yer alıyor. Dediğim gibi diğer yöntemimiz de trialoz analiziydi. Şimdi trialoz, biraz önce belirttiğim patates kistemi ototlarının bir diapoz dönemi var. Konuksuz dikilene kadar tarlada diapozda canlılığını koruyor. Bu diapoz dönemindeki yumurta içindeki ikinci dönem larvalarla yumurta arasındaki peritivellin sıvısının içinde yumurta bütünlüğünü, membran bütünlüğünü sağlayan bir disakkarit söz konusu. Ki bu disakkaritin ismi de trialoz. Yani aslında bu bir nevi bir şeker.
bu şeker miktarının belirlenerek kistelerin içindeki canlı yumurta sayısının belirlenmesiyle ilgili yöntem ilk olarak Elsen ve arkadaşları tarafından 2012 yılında yayınlandı. Daha sonra 2015 yılında da Ebrahimi ve arkadaşları tarafından da bu yöntem optimize edildi. Çünkü ilk yöntemde canlı olup olmadığı ile ilgili sonuç elde edilirken miktarla ilgili bir sonuç elde edemiyorduk. Ebrahim'in yaptığı optimizasyon çalışması ile beraber trialoz miktarını belirleyerek kist içindeki canlı yumurta sayısını da belirleyebilmeye başladık ve biz çalışmamıza bu metodu da ekledik. Yine 4. gruba giren popülasyonlarla çalıştık. Trialoz miktarının belirlenmesinde magazin firmasının Katre trialoz miktarını belirleme kitini kullandık. Her bir efendorfta bir kist olacak şekilde 10 tekerli olarak her bir popülasyon için trialoz miktarı belirlendi. Söz konusu kitin protokolüne göre trialoz ekstraksiyonu gerçekleştirildikten sonra nanodropta 340 nanometrede absorbans ölçümleri yapıldı. Söz konusu absorbans ölçümlerinden sonra burada gördüğünüz formülü kullanarak her bir kistteki trialoz miktarı belirlendi ve daha sonra buradaki formüle göre de elde ettiğimiz trialoz miktarı kullanılarak her bir kistteki canlı yumurta sayısı belirlendi. Bu Ebrahimi tarafından yapılan optimizasyon sonucunda şu an 5 yumurta eşiğine kadar, yani 5 yumurta canlı yumurta olması durumunda dahi bu yöntemle canlı yumurta içeriğini tespit edilebiliyor başarılı bir şekilde. Sonuçlarımıza baktığımızda ise, şimdi önce genel olarak survey alanımızdaki genel duruma bakmak istiyorum ben. Survey alanımızda 9 ilin geneline baktığımızda survey alanımızın yaklaşık %88'inin %77.9'unun patates kist nematotları açısından temiz olduğunu, %12.1'inin ise patates kist nematotları açısından bulaşık olduğunu belirledik. Temiz alanların %2.6'sında da canlı kist içeriği, yumurta içeriği bulundurmayan boş patates kist nematotları tespit edildi. Survey alanın %56'sında yoğun bulaşıklık, yani 20 ve üzeri kist tespit edildi. Bununla beraber maksimum canlılık oranı kistlerde %90 olarak tespit edilirken minimum %5, ortalama %42'lik bir canlılık tespit edildi tarla örnekleri üzerinden. Gene yumurtadaki kistteki yumurta sayısının da değiştiğini, ortalamamızın survey alanında 129 olduğunu, bunun 12 ile 392 yumurtalar arasında her bir kistteki canlı içeriğin değiştiğini, kist sayısının ise en fazla 1246 olarak belirlendiğini söyleyebiliriz genel olarak survey alanımıza baktığımızda. Gene survey alanımızı il açısından değerlendirdiğimizde Konya, Sivas, Kayseri ve Aksaray illerinin patates kist nematotları açısından temiz olduğunu, yani bu illerde herhangi bir tespit yapmadığımızı söyleyebiliriz. Survey alanında tespit edilen bulaşık alanların %47.7'si Niğde, %41.4'ü İzmir iline aitken bunu Nevşehir 8.6, Afyon, Karahisar 1.6 ve Bolu ilinde 0.8 ile takip ettiğini söyleyebiliriz. Bolu'da 1, Afyon'da ise 2 tarla zaten bulaşık olarak tespit edildi. İl bazında baktığımızda Niğde'de neredeyse her 4 tarladan birinin, hatta biraz daha fazlasının patates kist nematoduyla bulaşık olduğu sonucuna vardık. Bulaşıklık oranımız 26.9, tarlaların %73.1'i ise patates kist nematotları açısından temiz bulundu. Gene tarlaların %9'unda ise boş kist tespit edildi. Niğde ilindeki yoğunluk da son derece yüksek. Tarlaların neredeyse %50'sinde yoğun bulaşıklık söz konusu. Ki birazdan gene sonuçları göstereceğim. Niğde ilindeki kistlerin canlı yumurta içeriği de son derece yüksek diğer illerle karşılaştırdığımızda. İzmir iline baktığımızda bulaşıklığın %41.4 olduğunu görüyoruz. Alanların %58.6'sı temiz bulunmuş. Gene alanın %6.3'ünde ise boş kist tespit edildi.
Buradaki kist yoğunluğu en yüksek olduğu, yani survey alanı en yüksek kist yoğunluğunun tespit edildiği alan İzmir ili. Neredeyse kist nematodu tespit edilen alanların %90'ında 20 ve üzerinde kist tespit edildi. Bu kadar kist yoğunluğunun fazla olmasının sebebi ki en fazla kist tespit edilen tarla da 1234 kistle gene İzmir ilinde gerçekleşti. Bunun en büyük sebebi şu aslında. Hani birçoğumuz biliyoruz ki İzmir ilinde bir sezonda iki dönemde patates yetiştiriliyor. Yani İç Anadolu bölgesinden farklı olarak. Bu da sürekli popülasyon artmasına ve kistlerin sürekli bir canlı içeriğin değişmesini, canlı içeriğin azalması sonucunu doğuruyor. Bu nedenle çok fazla kist tespit etmemize rağmen kist başına düşen canlı içeriğin kist sayısına göre çok daha düşük seviyede kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Burada bir diğer husus da şu. İzmir'deki bulaşık alanlar ilçe bazında sadece Ödemiş ilinde tespit edildi. Ödemiş il dışında herhangi bir bulaşıklık söz konusu değil. Geçmişine baktığımızda da aslında burada son derece ilginç bir durum söz konusu. İzmir'de patates kist nematodları ilk olarak Bozdağ'da tespit edildi. Bozdağ'da İzmir Ödemiş ilçesine bağlı bir dağ köyü ki yaklaşık 1000 metre rakıma sahip kayak merkezinin olduğu deniz seviyesinden yaklaşık 100 kilometre uzakta olmasına rağmen kayak merkezi olan son derece yüksek bir yer. Ödemiş'te ovada tespit edilmeden ilk olarak Bozdağ'da etmenin tespit edilmiş olması zaten son derece ironik bir durum ki buraya da zaten etmen büyük ihtimalle bulaşık bir tohumlukla bulaştı ki buradaki çiftçilerin çok büyük bir kısmının zaten Ödemiş'te ovada da tarlası var. Burada kullandıkları alet ekipmanla ya da kullandıkları ortak tohumlukla da Bozdağ'dan ekmenin ovaya indiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki Ödemiş'teki bulaşık oranı %50 iken patates kisti metodu yaygınlığı Bozdağ'da bu yaklaşık %98. Neredeyse temiz tarla hiç yok. Afyon'a baktığımızda ise sadece iki tarlada Afyon'da patates kisti metodu tespit edildi. Bununla beraber örneklerin %3,4'ünde canlı içerik taşımayan boş kistler tespit edildi. Biz Afyon'da gerçekleştirdiğimiz ilk surveyler sırasında aslında Afyon ilinde sadece boş kist tespit etmiştik. Daha sonra orada yaptığım ikili görüşmeler devamında bir lokasyon söylendi ki oradaki üreticiler çoğunlukla Ödemiş'ten biraz önceki sunumda Necmi'nin de bahsettiği gibi Ödemiş'ten gelen aslında tohumluk olmayan tohumluk aslında taşımayan yemeklik patatesleri tohumluk olarak kullandığı söylenmişti. Orada yaptığımız örneklemelerde hem patates kisti metodunu hem de çok sayıda boş kist içeren tarlayı bulduk. Burada bu dediğim gibi iki tarlada tespit edilmişti. Tarlanın birinde 3 kist, birinde ise 61 kist tespit edildi. Yani yeni giriş yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bizim için aslında son derece önemli. Biz bu tohumluk vasıta taşımayan yemeklik patatesinin tohumluk kullanımı olarak kullanımı önüne geçmediğimiz sürece bu yayılmanın önüne geçemeyeceğimizi, temiz alanların da ilerleyen süreçte çok hızlı bir şekilde bulaşacağını bu Afyon örneğinde olduğu gibi söyleyebiliriz. İnşallah o yolun başındayken Afyon'da bu yayılımın önüne geçme şansını elde ederiz. Bolu'ya baktığımızda ise Bolu'da sadece bir tarlada patates kisti metodu tespit edildi. O da Dörtlüvan ilçesinde. Biraz önce de bahsetmiştim zaten Bolu'da patates kisti metodunun tespitinden sonra Dörtlüvan ilçesi yaklaşık 360 hektarlık bir alan yaklaşık 15 yıl süreli patates üretimine kapatıldı. 2000'li yılların başından 2016 yılına kadar. İlk 7-8 yılında 7-8 yıllık karantina sürecinin sonunda yapılan çalışmada kistlerin hala canlılığı koruduğunu tespit edilmesi nedeniyle karantina süreci bir 7-8 yıl daha uzatıldı. Ve 2016'da yapılan çalışmalarda da canlı kist içeriği tespit edilmemesi nedeniyle buralar üretime açıldı. Her ne kadar biz kendi çalışmamızda
Globodera pallida da burada bulamamış olsak da, tespit edememiş olsak da 2016'da patates üretiminin açılmasının devamında o zaman ben Tarım Bakanlığı'nda Ankara Ziraat Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü'nde çalışıyordum. Bu durumu göz önünde bulundurarak 3 üretim sezonu boyunca tekrar burada surveylerin gerçekleştirilmesi yönünde bir görüş bildirmiştik. Bu yapılan surveylerde 2 tarlada birinde 3, birinde pardon 3 tarlada birinde 3, birinde 5, birinde de 1 kist olacak şekilde Globodera pallida tespiti yapmıştık. Ama dediğim gibi bu sadece 4 divanla sınırlı ve biraz önce anlattığım ve biraz sonraki çeşitli reaksiyon çalışmasında da göreceğiniz üzere pallida'nın yayılması ülkemiz açısından çok kötü bir durum olur ki pallida'yı 4 divanın dışına çıkmadan orada elde etmemiz ülkemizin patates kist nematodu mücadelesi açısından çok önem arz ediyor. Gene buradaki uzun yıllar süren karantina sürecinden dolayı da çok yoğun miktarda tarlada boş kist tespit edildi. Nevşehir'ine baktığımızda buradaki bulaşıklığın ise %12.4 olduğunu görüyoruz. Buradaki gerek kist sayısı gerekse kist içeriği bakımından Niğde ile komşu olmasına rağmen çok daha düşük oranda sonuçlar elde ettik. Bu da Nevşehir'de Niğde'ye nazaran daha yeni bir giriş olduğunu ama buna rağmen gene de ciddi anlamda bir yaygınlık söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bu sonuçlara bakarak. Nevşehir'deki en yüksek kist yoğunluğu 42 kist olarak tespit edilmişti. Bununla beraber Niğde'de 350-360 kiste kadar tespit ettiğimiz tarlalar vardı. Ha burada da görüyoruz zaten 310 kismiş, yanlış hatırlıyormuşum, kusura bakmayın. Şimdi burada da hem kist sayılarını hem de trialoz yöntemi ve morfolojik değerlendirme ile canlı kist içeriklerini görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi trialoz yöntemiyle son derece başarılı bir şekilde canlı yumurta içeriğini belirleyebildiğimizi çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta trialoz yöntemiyle klasik morfolojik değerlendirmeye göre daha yüksek sayıda kist, canlı kist içeriği belirlediğimizi sonucuna da varabiliriz. Dediğim gibi morfolojik değerlendirme tamamen kişinin, onu yapan kişinin kişisel bilgi tecrübesine göre değiştiği için biraz daha subjektif bir sonuç verirken trialoz yöntemi çok daha net bir sonuç bize veriyor. Bununla beraber şunu da söylemek zorundayım. Sadece bir örnekte biz morfolojik değerlendirmeye göre canlı içerik belirlerken trialoz yöntemiyle belirlemedik. Ama bunun sebebi de şu aslında. Morfolojik değerlendirmeyi biz 10 kist üzerinden yaparken trialoz yöntemiyle değerlendirmeyi 7 kist üzerinden yaptık ki trialoz yöntemiyle canlı kist içeriği belirleyemediğimiz tarlada da canlı yumurta içeriği 7 yumurta olarak belirlendi sadece. Eğer orada da biz tek kist üzerinden değil de 10 kist üzerinden trialoz yöntemiyle kist içeriğini belirleseydik eminim ki orada da kesinlikle bu belirlenecekti. Yaygınlık durumu ve yoğunluk durumu ile ilgili de benim şu an için anlatmak istediğim bunlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam sunumunuz için teşekkür ederim. Şimdi 20 dakikalık bir aramız var. 14.50'de tekrar diğer oturumuna devam edeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere.